Selim Beyza Turan hanımefendi, ilk yarışmacımız. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de çok iyiyim, sağ olun. Sizinle birlikte 9000 lira aşarsak daha da iyi olacağım. Umarım. Kendileri biraz önce bahsetmediler ama özel eğitim öğretmenliği yapıyor. Ne kadar zamandır? 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır. Olmak üzere. Maşallah, maşallah. Ortaokul öğretmeniniz değil mi efendim? Söylediniz onu, belki mutlu olur bu çocuk diye ama benim moralimi bozdunuz. Ortaokul öğretmeni zamanında Selin Hanım'a ödev verilmiş. Selin Hanım'a ve bütün sınıfa muhtemelen, değil mi? Evet. Kelime oyununu seyredin diye. Bunu bana hoş bir anı olarak anlatıyor ki başlarken moralim bozulsun. Arkada söylemiştim. Yaşlandık, ne yapalım? Ne yapalım yani? Ama pek bir değişiklik yok. Başladığımızdan beri aynı şey. 14 tane soru var. Belli oranda harf alınıyor. Mümkün olduğu kadar yüksek puana koşuluyor. Tamam. Gün şampiyonasında da en fazla şampiyon birinci sıradan çıkıyor Selin Hanım. Güzel bir şans. Evet, benim için. Kullanalım. Kullanalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun dört harflere. Aynı ülkede yaşayan, benzer kültür özelliklerine sahip olan insan topluluğu. Halk. Ne yapalım? Çekingen olmayan. Patlatalım buraya. Dört yüzü bulduk. Yenisi gelsin. Meyvesine palamut denen ağaç. Ne palamutu? Meşe. Meşe palamutu. Kocaman alkışlar. Şimdi beş harfli bir cevap çıkacak karşınıza ama bizim alışkın olduğumuz şey ikileme olarak çıkması bu kelimenin karşımıza. Genellikle böyle ikilenerek kullanılır. Bir bakın bakalım neymiş. Diyor ki çok pişirilmekten veya kızartılmaktan... Kıtır. Kuru ve gevrek bir duruma gelmiş olan kıtır kıtır. Kıtır. Haydi yenisi. Beklemeye gerek yok. Alıştınız maşallah. Sessiz sedasız 9800'e koşuyorlar. Efeler diyarı. Neresi orası? İzmir. Hangi ilimiz? İzmir mi? İzmir mi? İzmir mi bilmiyorum. Orada da vardır Efe. Efe. Ama Efeler diyarı diye anılan il İzmir miydi? Bilmiyorum. Harf alayım. İzmir'in Efe'si de meşhur tabii de. Aydın. Olur mu? Olur. Aydın. Olur. Hadi yenisi. Buyurun geliyor. Altı harfli cevaplar arıyorsunuz artık. Bu bizim beşinci soru. Rakının su katıldığında beyazlamasına sebep olan çeşne. Rakının içerisindeki çeşne. Harf alayım. Buyur. Amazon. Oldu bitti. 500 puan kazandırdı size. Bunun yarısı mastar. Yani harf almaya değmez efendim. Tamam. Bir bakın ne olur. Yoğurt yapmak için süte maya katmak. Çalmak. Çalmak. Oldu bitti. 2800 oldu kasa. Nasıl geldik bu kasa? Valla güzel geldik. Bir nefeste. Vallahi öyle. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. 3 dakika 2 saniye var elinizde. İşte spor olsun diye 1-2 harf aldık. 9600 puana ulaşabilecek durumdayız efendim. Güzel. Her şey yolunda. Buyurun sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soruya. 7 harfli ilk cevabımızı arıyoruz. Hak edilen armağan, ödül. Ödül. Ödülün Arapça kökenli eş anlamlısı. Ödül. Ödüllendirmek, nokta nokta landırmak. Bir harf rahatlatır. Harf alayım. Aldık bir tane. Sona doğru bir F harfi. Muhtemelen ek kısmında. Harf alayım. Bir tane daha. Ödül anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. Naftalinli lütuf mi? Evet biraz. Ama unutulmuş bir kelime değil. Lütuf. Lütuf değil. 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 Ödül bu. Hak etmiş çünkü. Lütuf olamaz. Birisi lütfetmiyor. Evet. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Mü. Ödül. Ödüllendirmek. Eyvah. Uğramamış. Mükafat. Biliyorsunuz. Biraz uğraştırdı ama 400 puanı da orada bırakmadınız maşallah. 2 dakika 14 saniyemiz var ki gayet yeterli bir süre. 3000 puanı aştınız daha tam ortasındayken 9000'in üzerine doğru bir yolculuk efendim. Hiçbir değişiklik yok. Buyurun. Bunu kaçırmazsınız. Batı kökenli bir kelime. Bir ruhsal bozukluğun adı. Duyu bozuklukları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inlemelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk. Ruhsal. Ne geçiriyor? Kriz geçiriyor ama... Başka bir kelime lazım bize. Ne krizi? Ruhsal gibi bir şey yani. Gibi Batı kökenli bir şey lazım yani. Bize. Harf alayım. En güzeli. Bir harf alalım. H harfiyle başlıyor. Hey. Hezeyan. Hayır. Evet, değil. Duyu bozuklukları.
Bir harf daha alayım. Buyurun bir tane daha. Çok ağır. Muhtemelen H'den sonra bir sesli harf. Hmm. Sonra bir sessiz harf daha gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Hant. Nokta nokta bozuklukları, nokta nokta krizi. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Aldık bir tane daha. History. Histik. Bir ince gitse böyle. Çıkar histi... gibi. Histi. Bir harf daha. Bir harf daha alalım. Aldık bir tane daha. Yapıştırın gitsin. Histeri. Histeri. Oo, 300 var. Çok harf aldım. Tansu Yunan'ın sonra o eğitimini almış. Evet. Her bulduğu eğitimi almış zaten. Buyurun yenisine bir bakın. Rasat dürbünü. Ne ola ki? Teleskop. Teleskop. 800 puan daha. Şimdi böyle bir görüşten, bir öğretiden bahsedeceğiz. Sonundaki ek bellidir. Batı kökenli olduğu için. Değil mi? Hı hı. Buyurun. Günümüz Türkçesindeki Hümanizm. Karşılığı? Hümanizm. İnsancılık. Hümanizm. İki tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. Elde var 1 dakika 3 saniye. 9000 olmayacak ama 8900 puan pırıl pırıl parlıyor. Tamam. Daha aşağısına da tamam. Hiç yani dönüp de bakmayın bile. Tamam. Buyurun. Test tipi sınavlarda cevap anahtarının yanlış sırasındaki kutucuğu işaret. Kaydırmak. Çok güzel. Bu da tıpkı kaydırmak gibi tek bir kelime. Yine mastarla bitiyor ama mecazi anlam devrede. Durun bir bakalım. Efendim mecazi anlamda kabalıktan kurtularak... Yontulmak. Nedir? Yontulmak. Toplum görgüsüne göre davranır duruma gelmek. Hanımefendi tebrik ederim. Uğraştırırdı yani. Vallahi öyle. Buyurun yenisi gelsin. İki kelime. Hava karardıktan sonra geç saatlere kadar sürdürülen... Eğlence odaklı sosyal aktiviteler bütünü. Sohbet odası. Diyor ki hava karardıktan sonra, geç saatlere kadar sürdürülen aktiviteler bütünü. İki kelime. Gece hayatı. Oldu mu? Oldu. 10 harfli mi? Evet. Evet saydık. 1000 puan. Ben de yazışmalı düşünmüştüm. Güzel toparladınız maşallah. Şimdi o 8900'ü kucaklama zamanı. Son soru, son cevap. Elimizde 28 saniye var. Sakın harf almayın. Tamam. Yüksek düzeyde seyretmeyen diyabet veya diyabet öncesi dönem. Daha ona tam diyabet diyemiyorlar yani diyabet öncesi. Bu tarz bir ismim var yine. Diyabet neydi? Hangi şeker, hastalık? Güzel. Şeker öncesi gibi bir şey. Şeker öncesi. Bende nasıl şeker? Varmış. Gizli şeker. Olur mu? Olur. Olur. 1000 puan kazandın bakalım. 8900 puan. Üzerine de 8 saniye. Gayet güzel bir sonuç. 9000 ve ötesi için mücadele etmek durumundalar. Yani Ayfer Hanım'ın o 7000'i 8000'i artık puf havaya dağıldı. Yapabilir mi? Aşabilir mi? Bilemiyorum. Bilemiyoruz. Birazdan göreceğiz. Ama siz Selin Hanım'a hak ettiği alkışı verin.